Funksiyaning eng kichik musbat davrini toping. Quyidagi misollarni ko'ramiz. Birinchi misol. Bizga ma'lum, kosinusning eng kichik musbat davri 2π ga teng. 2π ni 2 taqsim 7 ga bo'lib berilgan funksiyaning eng kichik musbat davrini hosil qilamiz. Xo'p, biladigan bo'lsak, demak, bu yerda 2 bilan 2 qisqarib ketadi va 7π hosil bo'lar ekan. Demak, bu funksiyaning eng kichik musbat davri 7π ga teng ekan. Ikkinchi misol. Kosinus 3x taqsim 2 ning eng kichik musbat davrini topamiz. Kosinusning eng kichik musbat davri 2π ga teng. Uni 3 taqsim 2 ga bo'lamiz. Natijada biz 2 ko'paytiruv 2 4π taqsim 3 ni hosil qilamiz. Demak, bu funksiyaning eng kichik musbat davri 4π taqsim 3 ga teng ekan. Uchinchi misol. Bu funksiyaning eng kichik musbat davrini toping. Bu funksiyani quyidagicha yozishimiz mumkin. Kelinglar, buni ikki xil yo'l bilan yechaylik. Birinchi xil usul. Y teng bu funksiyani ildiz ostida kosinus kvadrat x deb yozishimiz mumkin. Bu funksiyani ham o'z navbatida bu ifodani 1 qo'shuv kosinus 2x taqsim 2 deb yozishimiz mumkin. Demak, bu ifoda mana kosinus 2x ga bog'liq ekan. Kosinusning eng kichik davri 2π ga teng. Uni 2 ga bo'lib berilgan funksiyaning davrini hosil qilamiz. Demak, bu funksiyaning davri π ga teng ekan. Endi kelinglar, shuni davrini davriy funksiyalarni ta'rifi bo'yicha topaylik. T 0 ga teng bo'lmagan son funksiyaning davri deyiladi. Agar uni aniqlanish sohasidan olingan ixtiyoriy x uchun mana bunday tenglik bajarilsa. X plus T teng fx tenglik bajarilsa. Mana shu tarifdan foydalanamiz. T uni davri deyiladi. Hop, biroq T soni uni davri bo'lsin. Demak, bu A, B yo'l. Kosinus x qo'shuv T teng berilgan funksiyani o'ziga teng bo'lsin. Ya'ni modul kosinus x ga teng bo'lsin. Barcha x larda bu tenglik bajariladigan bo'lsa, u holda xususan masalan x teng 0 da ham bu tenglik bajarilishi kerak. X ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, modul kosinus t teng modul kosinus 0 ni hosil qilamiz. Kosinus 0 1 ga teng. Demak, bu 1 ga teng ekan. Demak, modul kosinus t 1 ga teng ekan. Bu yerdan biz bunda ikkita hol bo'lishi mumkin. Birinchi hol kosinus t 1 ga teng bo'lishi mumkin. Yoki kosinus t minus 1 ga teng bo'lishi mumkin. Agar kosinus t 1 ga teng bo'lsa, u holda t ni ko'rinishi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. 2kπ ko'rinishda bo'ladi. Agar minus 1 ga teng bo'lsa, u holda t ni ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. π qo'shuv 2nπ ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, dastlab mana birinchi holni ko'raylik. Mana bu sonlarni ichidan qidirib ko'raylik. Davri bo'ladimi? 2kπ davri bo'ladi. Chunki mana bu tenglikni qanoatlantiradi. Chunki kosinusning davri 2kπ, shuning uchun tenglik bajariladi. Demak, mana bu davri bo'ladi. Mana bularchi. Ha, kelinglar, mana ularning eng kichigi, biz eng kichik musbat davrini qidiryapmiz, eng kichigini olaylik, π ni olaylik. π davri bo'ladimi yoki yo'qmi? Buni tekshirib ko'ramiz. Chap tomonni kosinus x qo'shuv t. T'ning o'rniga π yozamiz. Keltirish formulasiga ko'ra bu minus kosinus x ga teng. Modul bo'lganligi sababli bu modul kosinus x ga teng. Demak, π soni bu funksiyaning davri bo'lar ekan. Berilgan funksiyaning davri bo'lar ekan. Demak, eng kichik musbat davri π ga teng ekan. Shunday qilib javob bu funksiyaning eng kichik musbat davri π ga teng. To'rtinchi misolga o'tamiz. Va bu funksiyani kelinglar, buni ham davrini ikki xil yo'l bilan topaylik. Birinchi yo'l.
Zaten cımsal birinci yol. Bu funksiyonu böyle görüşte yazalımız. Teng. Kavşıdan taşkarıya ilizastı da ikkini çıxaramız. O halde bir taksım ilizastı da ikki. Sinus x hoşu bir taksım ilizastı da ikki. Kosinus x. Yani bu ifadanı böyle geçe yazalımız. Bunu sinus pi taksım 4'de yazalımız. Bunu kosinus pi taksım 4'de yazalımız. Çünkü sinus pi taksım 4. Bu sayın geteyim, kosinus pi taksım 4 kan. Bir taksım ilizastı 2 geteyim. O halde havuz işi de sinus x, sinus pi taksım 4, kosinus x, kosinus pi taksım 4. Yani onu kısaca kalıp biz kosinus x minus pi taksım 4'de yazışımız mümkün. Bana bir ifadanı hasıl kıldık. Yani kosinusunu davra 2 pi geteyim. Yani yanda bunu bu funksiyonun en küçük müsbet davranı topağımız. Kosinusun davra 2 pi geteyim. X aldığı son 1 geteyim. Demek bunu 1'e bölüp 2 pi'ni hasıl kılalımız. Şimdi yakını verilgen funksiyonun en küçük müsbet davra 2 pi geteyim iken. Yani ikinci kuru yoldan topağımız. Yani kediler onu tarifeden faydalarını topaydık. Yani bana bu teyniyden topağımız. Şimdi ikinci kıl usul. Yani kendiler bunu davra tek eteyim olsun. O halde biz sinus x koşu t koşu kosinus x koşu t ten sinus x koşu kosinus x'ni hasıl kılalımız. Bunu tarifke göre. Sinus x koşu kosinus x. Yani barça x'ler de bana bu teyini becerilerdi. T, devre de arasılığı yaptınız. T'ni tapağımız. Nolga teyini bulmayan son. Şu teyiniden, barça x'ler de şu teyini becerilişinden biz T'ni tapağımız. Barça x'ler de becerilirse hususan, mesela x teyini 0'da hem teyini becerilmiş gerek. O halde x'in oraya 0 koyup, sinus T, 0 koşu T, T, kosinus T, x nolga 0 koyuyapmız. Sinus 0 0 geteyin, kosinus 0 1 geteyin. Bana bu teyliğini hasıl kılalımız. Demek davru üçün bana bu teyliği becerilirken. O x nolga yana başka son koyuyduk. Mesela x deyin. Hop eteydik. Mesela pi taksım 2 koyup görüyorduk. X nolga. O da tabi trigonometrik funksiyonlarda x'nin oranına 0, pi taksım 2, pi, minus pi taksım 2, sallarını koyup görüş, koyup görüp tane topuş, topuş ki hareket kılış faydalı olaydı. O pi taksım 2'ni koyduk en basit bir de kuyudaki teyliğini hasıl kılalımız. Hazırca bu teyliği durup dursun. Sinus, pi taksım 2 koşu, kosinus, pi taksım 2 koşu, sinus pi taksım 2, kosinus pi taksım 2. Yani t'ni biz kadar yaptığımız demek, bana bu teyini hususan pi taksım 2'den becerilişinden bana bu teyini hasıl kılalımız. Sinus pi taksım 2 1 geteyin, kosinus pi taksım 2 0 geteyin. Bir de keltiriş formasına faydalanamız. Bana bu son kosinus da geteyin. Keltiriş forması göre. Bunisi minus sinusda geteng. O'n tamam bir geteng bo'ldi. Shunday qilib tagga nisbatan ikkinchi tenglamani hosil qildik. Birinchi tenglama, ikkinchi tenglama. Agar bu tenglamalarni qo'shsak, sinusda minus sinusda 0 bo'lib ketadi. Kosinus kosinus 2 bo'ladi. 2 kosinus t teng 1 qo'shib 1 2 bo'ladi. Demak, kosinus t 1 ga teng bo'lish kerak ekan. T davri uchun bu funksiyaning t davri uchun mana bu teyni bajarilish kerak ekan. Xo'p, endi mana bu teynilardan yana bitta teyni hosil qilamiz. Endi birinchi teynidan ikkinchisini ayiramiz. Ayirsak sinus minus sinus 2 sinus bo'ladi. Kosinuslar yishib ketadi, 0 bo'lib ketadi, 1 minus 1 0. Demak, 0 mana bu teynini hosil qilamiz. Bu yerdan
sinus t teng 0 ekanini hosil qilamiz. Demak, berilgan funksional davr uchun mana bu ikkita tenglik bajarilish kerak ekan. Bir vaqtda mana shu ikkita tenglik bajarilish kerak. Va uni bittasini yechaylik. Masalan, qachon mana bu tenglik bajariladi? Birinchi tenglik bajariladi agar t 2π ko'rinishida bo'lsa. Buni tekshiramiz, ikkinchisi bajariladi. Ha, bajariladi. Sinus 2π dan 0 ga teng. Demak, berilgan funksiyaning davri mana bunday sonlar ekan. Ularning eng kichik nisbat davri t teng 2π. Ya'ni k teng 1 da, bu yerda k butun son bo'lganligi uchun eng kichik davri 2π bo'ladi. Shunday qilib, bu funksiyaning eng kichik nisbat davri 2π ga teng ekan.